Kamurça hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi parev diyerek başlayalım programa. Bu hafta stüdyodayız. Stüdyodaki konuğumuz da gazeteci yazar Fakrat Estukyan olacak. Fakrat Estukyan'la birçok farklı konuyu değerlendirmeye çalışacağız. Gündemde olan, gündemin arkasında kalan birçok konumuz olacak. Stüdyoda uzun süredir program yapmıyorduk. O yüzden konuşacak konu sayısı da birikti. Konuk da Fakrat Estukyan olunca her türlü konuşabiliyor olduk. Hoş geldin Fakrat Bey. Hoş bulduk Aris. Şimdi seninle aslında uzun süredir program yapmıyoruz. Öncelikle evet. Bir tebrikler, senin de bir programın var. Teşekkür ederim. Baduan ismiyle Medniçe'de yayınlanıyor. Oldukça da oldu sayısı. Epeyce oldu yani. Ocak sonundan itibaren her hafta bir program şeklinde gidiyoruz. Bir süredir de konuk alamıyordum seni. Ben de stüdyoda olmadığım için. O yüzden birçok konu birikti. Seninle hem Ağustos'taki çalışmaların üzerinden hem gezilerin, son dönemde Lübnan'a gittin, ondan önce Ermenistan'a gittin. Birçok konu birikti ve bunları konuşmak istiyorum. Çünkü Türkiye'deki olan biteni nasıl bir kere algılıyorlar yurt dışında, onu konuşmak gerekiyor. Bir de Türkiye'de şu anda olan biten derken, kamp armen var, seçimleri geçirdik. Bir sürü mevzu oldu. Arada işte bir Katolik Vakfı'na bir mal iadesi oldu, devletle ilişkiler derken birçok konu birikti. İstersen önce ana sıcak madde bir seçimlerden başlayalım. Sen nasıl değerlendiriyorsun? İki seçimi diyelim arka arkaya gelen, 7 Haziran ve 1 Kasım. 7 Haziran seçimleri Türkiye'de farklı bir iklimi ima ediyordu. Farklı bir gidişimi, toplumun farklı bir yönelmesini ima ediyordu. 1 Kasım seçimleri ise bunun çok tersinde bir şey ima ediyor. Ben bu hafta köşe yazımda da, Ağustos'taki Ermenice sayfalardaki köşe yazımda da buna değindim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politik öngörüsünü tebrik etmek gerekir diye düşünüyorum. Muhtemelen 1 Kasım'daki sonucu o 8 Haziran günü ya da 9 Haziran günü kestirdi, tahmin etti. Hatırlayacaksan 7 Haziran seçimlerinden sonra biz 3 gün boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın herhangi bir şekilde görüntüsüne rastlamadık, bir konuşmasını duymadık. Ondan sonraki ilk ifadeleri de zaten bu iş olmadı, biz buna razı olamayız, böyle bir şey olamaz minvalindeydi. Süreç de buna bağlı gitti. Yani hükümet kurma görevini vermekte çok ağırdan aldı. Ondan sonra Davutoğlu'nun görevi iadesinden sonra başka kimseye görev vermedi ve bir an evvel buraya gitti. Bütün bunları alt alta koyduğumda ben düşünüyorum ki o 1 Kasım akşamı Türkiye'nin karşılaştığı tabloyu 8 veya 9 Haziran'da zaten tahmin etti. Bu anlamda da kendisi adına büyük bir başarı. Ama bütün bunlardan memleket nereye doğru gidecek? Nasıl bir evrilmeye gidecek? Özellikle 1 Kasım'dan sonra geçen şu bir haftadaki gelişmeleri görürsek, onları gözlemlersek çok iç açıcı bir tablo içerisinde görünmüyoruz. İstikrar için halk bu tercihi kullandı diyorlar. Halkın istikrar beklentisi belki böyleydi ama şimdilik ortalıkta politik bir istikrar yok. Yani o yüksek tansiyonu soğutmaya çalışan bir eğilim yok. Bu nereye kadar böyle gidecek? Öte taraftan Kandil'den gelen bir açıklamada artık çatışmasızlık falan bitti minvalindeydi. Yarın bizi neler bekliyor? Bu toplum nereye doğru gerilecek? Bunlar büyük bir kabus gibi duruyor önümüzde. 4 yıllık bir süreç var. Halbuki bu %49,5'tan sonra başka beklentiler de söz konusu olabilirdi. Dediğim gibi o tansiyonu soğutma yönünde, normalleşme yönünde. Şimdi artık iktidar sağlama alınmışken, kimse 17-24 Aralık'ın hesabını sormayacakken, bu riskler ortadan kaldırılmışken, şimdi daha başka bir yönelme de, daha normalleşmeye yönelik bir yönelme de olabilirdi. Ama bir haftalık deneyim
pek gidişatın bu yönde olmadığını düşündürüyor. Belki işte şimdi daha yeminler edilecek kabine için isimler konuşuluyor ama belli olduktan sonra belki beklenebilir ama şu anda öyle bir şey görmüyoruz. Peki orada bile çok endişeliyim Ali. Kabine için isimler düşünülürken en çok hangi ilden vekil alındıysa en çok hangi ilden oy alındıysa oraya bakanlık verelim. Böyle bir çarpık zihniyet olamaz. Yani bakanlık dağılımı böyle bir kıstasla bu kadar basit, bu kadar iptidai bir hemşirecilikle, hemşireciliğin bu kadar iptidai yorumuyla yapılamaz yani. Bunlar hakikaten memlekete hakaret gibi şeyler. Cumhuriyet'in 93. yılında eğer bu memleket bakan seçerken kıstas olarak bunu alacaksa gerçekten de biz yanlış bir işler yapmışız. Evet. Peki seçime girmişken şimdi iki seçimde de önemli bir aşama kaydedildi. Şimdi bizim izleyicimiz tabii seçim çok fazla konuşuluyor ekranlarda ama izleyicilerimiz çok merak da ediyorlar. Ben de geçtiğimiz hafta yurt dışındayken yani Amerika'dan bir sürü her gelen şey soruyordum. Peki bundan sonra ne olacak? Yani ilk defa iki seçim sonucuna da etkilemeyen bir konu var. İlk defa üç Ermeni vekil yani etnik kimliğiyle üç Ermeni vekil seçildi. Selina Doğan, Mark Aresayan, Garopaylan. 7 Haziran'da da ve 1 Kasım'da da hepsi de tekrar meclise girdiler. Öncelikle şeyi sorayım bir gazeteci olarak 7 Haziran ve 1 Kasım arasında bu milletvekillerinin performansını nasıl değerlendiriyorsun? Yani ben sürekli şey gördüm, sürekli soru önergeleri. Herhalde Cumhuriyet tarihindeki en fazla Ermenilerle ilgili soru önergelerini verdiler. Sürekli okullara ne oldu, vakıfların parası nerede şeklinde. Sadece Ermenilerle ilgili de olmadı. Beni sevindiren tarafı da bu. Onlara yakıştırdığım performans da bu. Tabii bunu söylerken markayı ayrı bir tarafa koyuyorum. Çünkü dediğin gibi 7 Haziran'dan sonraki süreçte markanın sesini çok fazla duymadık. Markanın sesini bu bir hafta zarfında çok duyuyoruz. Şimdi sanki markada yüksek perdeden konuşma fırsatı çıktı ya da ortamı doğdu. Geçen süreçte biz meclisteki kaç gün mesai yaptı ki meclis? Çok az. Tabii. Ama o kadar az mesai içerisinde olsun Selina Doğan, olsun Garopaylan oldukça aktif oldular. Ve bu aktif olma hali sadece Ermenilerle ilintili şeylerde değildi. Mesela ben Selina Doğan'ın Erzurum'daki belediye ziyaretini anımsıyorum. Meselelere müdahil olmaya gitti. Çünkü orada orada da seçmen oyuna göre hizmet vermeye çalışan bir belediye yaklaşımı söz konusu olunca Selina müdahil oldu ve oraya gitti. Bunu çok takdir ederek izledim. Garo da aynı şekilde Suruç'ta sürekli ön planda. Garo sürekli ön plandaydı. Evet. Garo'nun ve Selina'nın pozisyonlarında tabii önemli iki değişiklik var. Birisi Garo kuruluşundan beri henüz Halkların Demokratik Kongresi hareketinden başlayarak bu hareketin içerisindeydi. Sonra parti meclisi üyesiydi ve o hiyerarşi içerisinde geldi. Selina ise partiye son anda o özelliklerde bir aday gerekli görüldüğü için transfer edildi. İkisi arasında böyle bir fark var. O bağlamda da ben Selina'nın faaliyetini daha da kıymetli buluyorum. Yani çok daha kısa sürede Garo için bunlar doğal şeylerdi. Garo'nun altyapısı, gelişi, o geçmişindeki deneyimleri zaten Garo'yu bu pozisyona getiriyorlardı. Vekil olsa da olmasa da Garo'nun parakiti içerisindeki pozisyonu belliydi. Ama aynısını Selina için söyleyemiyorum. O bir anlamda dışarıdan transfer edildi başkanın talimatıyla, isteğiyle. Birçok insan adını ilk defa duydu. Ama buna karşılık verdiği performans benim için oldukça göze batıyor, göz dolduruyor. Bundan da mutluyum. Peki şimdi gelecek için konuşursak artık yani ilk defa Cumhuriyet tarihinde uzun süreden beri, 57'lerden beri ilk defa milletvekilleri var. Tabii ki kendi bulundukları partiler ve meclis üzerinden aslında Türkiye için hizmet eden vekiller bu insanlar. Etnik kimlikleri üzerinden bir siyaset gütmeleri yani sadece oradan gütmeleri ve ilerlemeleri söz konusu olamaz ama bu bize daha önce de burada ilk 7 Haziran seçimlerinden sonra onu konuşmuştuk. Hatta Garo ile Selina burada programa konuk olduklarında seçim öncesinde temsiliyeti konuşmuştuk. Şimdi ilk defa artık kişisel de olsa Ermeni toplumunun mecliste birer temsiliyeti var. Ne kadar isteseler de istemeseler de yürütülen Türkiye'deki etnik siyaset sebebiyle
temsilci oldular orada. Bu toplumu nasıl etkiler? Toplumun, Ermeni toplumunun dinamiklerini nasıl etkiler? Çünkü çok alışık değil Ermeni toplumu buna. Şöyle söyleyebilirim sana. Elimizde tabii ki rakamsal, istatistik veriler yok. Fakat gözlemlere dayalı olarak diyebiliriz ki 7 Haziran seçimleri esnasında Türkiye'de Ermenilerin önemli bir kısmı HDP hareketine ilgi gösterdi. Hı hı. Ve önemli oranda Ermeni oyu gitti. Ermenilerin oyu tek başına tek bir milletvekili çıkaracak güçte bile değil. Hı hı. O ayrı bir bahis. Ama temayül olarak o eğilimi yansıtması anlamında ben değerli buluyorum bu gözlemi. Öyle bir gözlem yaptım. 1 Kasım'da ise aynı şey ne oranda oldu buna emin değilim. Çünkü o kadar çok konuşan yok. Dediğim gibi elimizde bir istatistik veri yok. Hı hı. Bunları değerlendirebileceğimiz ama insanların konuşmasından anlıyorduk. Ben hayret de ediyorum. Çünkü Ermeniler geleneksel olarak Türkiye'de merkez sağ partilere oy vermişlerdir. Hı hı. Hep belli bir oranda aydın bir kesimleri olmuştur. Onlar sosyalist hareketlere destek vermiştir. Türkiye İşçi Partisi'nden başlamak hı hı. üzere her seçimde belli bir Ermeni oyu mutlaka Türkiye'deki sosyalist hareketlere yönelik olmuştur. Ama onun dışında genel olarak Ermenilerin temayülü merkez sağ partileridir. Çok partili sisteme geçtiğimizden beri bu Demokrat Parti'dir, Adalet Partisi'dir, Anavatan Partisi'dir, ondan sonra Doğru Yol Partisi'dir. 2002 seçimlerinde değil ama 2007 seçimlerinde AKP'dir. Hı hı. Ama 2015 7 Haziran seçimlerinde Ermeniler ilk defa olarak çoğunluğu için marjinal görülebilecek, hı hı. Aykırı görünebilecek, bir sürü soru işaretleri barındırabilecek bir harekete teveccüh gösterdiler. Hı hı. Muhtemelen burada Ermeni aday meselesinin de belli hı hı. bir oranda işlevi vardır ama zannediyorum ki daha önemlisi Demirtaş faktörüdür. Çünkü ben Ermenilerin yoğun yaşadığı bir semtte oturuyorum. Daha önceki seçimlerde de gözlemlediğim şeyler vardı. Mesela baskın oranın adaylarında baskın olana bir destek çıkmıştı. Hı hı. Aynı şekilde Sırrı Süreyya Önder'in adaylarında bağımsız olarak aday olduklarında hı hı. bunlara bir teveccüh vardı. Veya Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanlığına aday olduğunda da gene sadece Ermenilerden de değil, Ermenilerle birlikte adını andığımız Türkiye'li Rum, Türkiye'li Yahudi veya Süryani azınlıklardan da o teveccühü gördüler. Çünkü bunu şuradan biliyorum. Demirtaş Cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde azınlık mensuplarıyla bir buluşma organize etmişti. Bunu gerçi bu seçimde de yaptı. Ama oradaki temayüller, oradaki yaklaşımlar, karşılıklı şu bu, ben hissediyorum ki gerçekten de azınlıklar ilgi gösterdiler. Halbuki hı-hı. bunların çoğu bir önceki seçimde bile esas olarak İslami bir partiye oy vermek kendileri için netameli bir alan olmakla birlikte AKP'ye oy vermişlerdi, AKP'yi desteklemişlerdi. Çünkü 2002'deki AKP'nin imajı veya hatta 2007'ye kadar geldiğimizdeki AKP'nin de sunduğu imaj 2012'de başka bir şeydi. Hı hı. Peki bu imajdan devam edelim çünkü bir başka konu başlığımız olan bu Kamp Armen var. Kamp Armen'in iadesi. Şimdi bugünlerde aslında bugün ayın 7'si ve 10'undan sonra Amerika'da Norzartong bir ödül alacak. Aktivizm ödülünü alacak. Amerikalı Ermeni kurumların birleştiği, 62 kurumun birleştiği Amerikan Ulusal Ermeni Kongresi bir ödül verecek hmm. onlara. Tabii bu Kamp Armen iade edilmeden önce karar verilmiş bir şeydi. Denk geldi ama oradaki direnişi de ilk başlatan gruplardan biri inisiyatif olarak Norzartong'tu. Buradan da anmış olalım, söylemiş olalım. Şimdi Kamp Armen de aslında imaj olarak hükümet tarafından kullanılan bir şeydi. Bu konuşuldu burada. 7 Haziran seçimi öncesinde biz bu Kamp Armen'i geri iade edeceğiz deyip sahibiyle iletişime geçmeler. Hatta belediye başkanının, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın oraya gidip de Kamp Armen'in iadesine sonra şenlik yapacağı söylentileri vesaire gibi. Bir de böyle bir şey var. Yani 2002'den itibaren aldığımızda şöyle gözüküyor ki AKP iktidarının
iktidarı süresince Ermeni vakıf mallarının iadesi, anlaşmalar, ilişkiler şeklinde Ermenistan'la olan ilişkileri Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı dönemini dışında bırakırsak aslında Ermenilerle ve diasporayla anlaşmaya çalışma ya da yakınlaşmaya çalışma gibi bir şey gözüküyor imajda. Kamp Armen'in iadesi de şimdi gündeme gelip işte vakıfa iade edildi. Ki görüyorduk fotoğrafları Mark Resyan tapuyu teslim ederken vakfa şeklinde vakıf avukatına teslim ederken görüyorduk. Bu da bir kullanma mı yoksa bu iadeler yani ne ifade ediyor? Velev ki kullanma dahi olsa en azından manipülasyon süreci bitti. Hı hı. İş belli bir noktaya geldi. Tapu iade edildi. Hı hı. Bir nokta var artık burada. Bir noktaya geldi. Doğaldır böyle şeylerin politik menfaatler için araç edilmesi, araçsallaştırılması. Hı hı. Ben bunu çok da yadırgamıyorum. Tabii ki herkes kendi hesabına bunu bir şeye tahvil etmek isteyecek. İşte bunu, hı hı, biz yaptık, ettik. Nitekim konjonktür öyle getirdi. Hakikaten de biz bunlara ilk defa AKP hükümetleri döneminde böyle bir şeye tanık olduk. Yeni bir vakıflar kanunu çıktı. Daha önce haksız olarak gasp edilen, kitabına uydurularak, kanununa uydurularak ama adaletsiz bir şekilde gasp edilen mülklerin bir kısmı AKP'nin inisiyatifiyle azınlık toplumlarına geri verildi. Hı hı. Hem Ermenilere hem Rumlara. Fakat burada da halen eski reflekslerin sürdüğünü gözlemlemek mümkün. Ağustos'un bu haftaki sayısında bile Aya Paraskevi Vakfı diye Tarabya'daki bir Rum Vakfı'nın gayrimenkulüne karşı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün açtığı dava var. Davayı kaybettiği anda bir başka mahkemede aynı içerikte bir dava daha açıyor. Hı hı. Yani bazı refleksler hiç sanki sönümlenmiyor. Hı hı. Şu anda da kampı aldık, kampın üzerine şartlar getirildi. Zaten o şartları biz de öyle istiyoruz ama şartla yatılması çok rahatsızlık verici. Mesela nedir bu şartlar? Bunun üzerine yapılaşma yapılamaz, burası olduğu gibi kullanılacak, başka amaçla kullanılamaz. Ya birisi oraya ben buraya 5 yıldızlı otel yapacağım, vakfımıza gelir getirsin derse, buna en önce tepki koyacak olan zaten gene o bizzat iyi Norzatlunk'un aktivist gençleri olacaklar. Çünkü orada duygusal bir sürü arka plan var. Hrant Dink'in yazıları var. O yazılarda oranın kuruluş sürecini anlatıyor. Kendisini de içine katarak. Çocuk emeğiyle yapılan bir şey. Biz bunun bugün sahibi için bile gelir getiren bir akar olarak kullanılmasını istemeyecektik zaten. Böyle bir öneri olsa buna karşı gittik ama bunu bir dayatma olarak getirmek bir kez daha gene eski refleksleri düşündürüyor. Peki bu şu anlamada geliyor mu acaba? Yani şimdi orada yıkılan bir bölüm var. Çünkü bir yıkım başlamıştı. O yıkılan bölümü de restore edemeyecek miyiz? Edeceğiz. Anlamını. Edeceğiz. Bu muhtemelen peki. O çok daha anlamsız bir şey olur. Var olan yapı muhtemelen ihya edilecektir. O bir daha çünkü yıllarca kullanılmadı. Binalar kullanılmadığı zaman kendi kendine de zaten çürürler. Öyle ki burası çok uzun yıllar, 40 yıldır neredeyse kullanılmayan bir yerdi. Orada mutlaka bir onarım gerekecek ve en azından şimdi duyumlar, konuşmalardan gördüğüm, izlendiğim o ki zaten burayı kimse başka bir niyetle kullanmak çabasında değil. Hı-hı. Kimsenin başka bir gayreti yok. Hı-hı. Sonuçta Gedikpaşa Ermeni Protestan Okulu da bir rant meraklısı, çıkarcı, patron değil. Rica, hı-hı, ederim. Bu insanların kendi sorumlulukları var. O sorumluluklar içerisinde onların da yaklaşımı farklı olmayacaktır. Ki Gedikbaşı Protestan Kilisesi'ni belki burada belirtmek gerek. Daha önce burada Gamoş'ta programa konuk ettik Grigor Abaloğlu'nu. Orası Ermenistanlı çocuklara ilkokulu açan, yasal ya da değil, ilkokulu açan ve kucak açan yerlerden biriydi. Bir şekilde yardım etmeye çalışan. O da daha anlamlı. Tabii oraya gidiyor olması da bir anlam ifade ediyor. Tabii ki. Protestan vakıflarına da galiba bu vesile, Ermeni protestan vakıfları da ilk defa bir mal iadesi almış oldular. Biraz direnişle de olsa bir mal iadesi almış, evet, oldular. Evet, çünkü onların da gasp edilmiş malları var. Otopark alanı, hı-hı, olarak kullanılan bir yerleri var.
kendilerine aitken mülkiyeti gasp edilmişti. Evet. Ama dediğim gibi o zihniyette bütünüyle henüz gündemden kalkmış değil. Halen o zihniyet bu hesapların peşinde. Çok basit bir şey var. Yedikule Hastanesi'nin karşısında daha önce marul bahçesi olan, bostan olan, mandıra olan, hı hı, hastanenin iyaşesini, sütünü, peynirini, yoğurdunu veya sebzesini karşılayan arazi gasp edilmişti. O gasp edilen arazinin üzerine spor tesisi yapıldı, şu yapıldı, bu yapıldı. Hı hı. Sonra da geçenlerde dediğim bir iki sene önce bu arazi tekrar hastaneye verildi. Hastaneye verildiği anda Zeytinburnu Belediyesi hem karşı dava açtı. Zeytinburnu Belediyesi AKP'lidir. Hem karşı dava açtı hem de orayı yeşil alan ilan etti ki üzerine hiçbir yapılaşmaya izin vermesin. Yani halen Ermeni'nin malı üzerinde baskı kurmak, Ermeni'nin malından yararlanmaması için çaba sarf etmek Türkiye'de içselleştirilmiş bir devlet aklıdır. Hükümetler başka şeyler söyleyebilirler, başka şeyler için yasalar çıkarabilirler, bunlarla Avrupa Birliği'ne mesaj verebilirler, kendi toplumuna mesaj verebilirler, kendi azınlıklarına mesaj verebilirler. Ama gene de bunların fonksiyonel kullanımı için, verimli kullanımı için engel çıkarma dürtüsü hiçbir zaman sönümlenmedi. Çünkü halen Türkiye'de Ermeniler bir beşinci koldur. Halen Türkiye'de Ermeniler bir üç düşmandır. Olmasa daha iyi olur ama işte ne yapalım ki buradalar, bir şey yapamıyoruz halidir. Yalnız Ermeniler için değil, 2000-2500 kişi kalmış olan Rumlar için de durum böyle. Diğer Hristiyan toplumlar için de durum böyle. Biz bu şartlar altında burası hepimizin memleketi ısrarındayız. Bu ısrarımız bizim için yaşamsal, çünkü biz bundan vazgeçmek niyetinde değiliz. Çok eskiyiz burada. Hürriyet gazetesi yazıyor ya, Türkiye Türklerindir. Biz diyoruz ki Türkiye herkesin olsun. Bunda bir sakınca yok. Ama burada bir kavga çıkıyor işte. Yok senin olmasın diyorlar. Şimdi öyle orta bir gazetede çıkmış tabii. Türkiye herkesin mottosuyla yayınlanan. Yeni Yüzyıl galiba tekrar yayınlanmaya başlanmış. Peki şimdi bu tüm Türkiye'li Ermenilerin durumu ile ilgili duygu durumu, içinde oldukları daha çok konuşulur ama bir taraftan da senin Ermenistan'a gezin, Lübnan'a gezin, geçtiğimiz hafta oradaydın, üzerine konuşmak istiyorum. Yani Orta Doğu'daki özellikle Ermeniler, senin tam ziyaretin aslında seçim öncesine denk geldi. Bir önceki Ermenistan ziyaretin de yine diğer seçim zamanına denk gelmişti. Yani iki seçim arası. Bir kere nasıl görüyorlar? Bir diaspora, bir Ermenistan kolu var. Nasıl görülüyor? Oradan en taze haberler sende. Sana mesela en çok sorulan soru orada ne? Bana en çok sorulan soru gittiğimde yurt dışında hep o oldu. Ki bundan sonra sanırım artık ziyaretlerimiz çok daha zor olacak. Yani Anadolu'ya ve işte diyelim Diyarbakır'dan Şırnak'a, Van'dan Kars'a, Ankara'ya kadar uzanan bir üçgende bölgeye gidişler çoğalmıştı. Özellikle HDP'nin ve HDP'nin verdiği ve Kürtlerin verdiği bir güven sonrasında son birkaç yıldır neredeyse diasporadan oldukça büyük sayılarda, büyük gruplar halinde gezmeye geliyorlardı. Babalarının, dedelerinin yerlerini görmeye geliyorlardı ki en azından bu turizmin dışında bu birazcık aslında bağ kurmak. Çünkü insanların kendini, birçoğunu aynı şeyi duyuyorum. Biz oraya gidip yaşama isteği değil, orada varlığımızın bilme, var olduğumuzu bilmeyi istiyoruz. Gidip orada bir şey bulunca var olduğunu hissediyor Amerika'daki de. Peki bu nasıl, neler geliyor sana tepkilerden? Hem Ermenistan'dan hem Lübnan'dan. Biri Orta Doğu diasporası çünkü, biri değil. Çok doğru söyledin. Bu sene iki önemli etkinlik iptal edildi. Bunlardan birisi Astrazazin yurtusunda, yani bağ bozumu günlerinde, bağ bozumu bayramında Diyarbakır'daki Sıfkiragos Kilisesi'ne ciddi bir insan gelmesi bekleniyordu Avrupa'nın değişik şehirlerinden. Böyle bir organizasyon vardı. Ta geçen seneden başlayan bir organizasyondu. Fakat o ayin iptal edildi. Çok anlaşılır sebeplerle. O sıralar oralar biraz savaş alanı görünümündeydi. Aynı şey daha sonra
Haç yurtusunda, Haç dağavarında bu sefer de Van için yaşandı. Van'daki ayinde iptal edildi. Orası için de hazırlıklar vardı. Çok doğal bu çünkü şu sıra orada savaş bölgesi. Bir sürü yer özel güvenlikli bölge ilan edilmiş. Kimi yerleşim birimlerinde sokağa çıkma yasakları var. Ve artık bu sokağa çıkma yasakları mütemadiyen diyor ya 90'lara mı dönüyoruz, 90'lara mı dönüyoruz? Sanki 90'lara dönsek öpüp başımıza koyalım. 90'lardan çok farklı bir atmosfer var. İnsanlar bunu görmüyorlarmış gibi 90'lara mı dönüyoruz? Kent savaşları yaşanıyor. Yani kent savaşları dediğim şey bir şehir kuşatıyorsunuz askeri birliklerle ve özel harekat timleriyle sokağa çıkma yasağı ilan ediyorsunuz. Bu sokağa çıkma yasağı 9 gün sürebiliyor, 8 gün ve daha birinci günden sniperlarla insanların çatılardaki su bidonlarına, su depolarına ateş ediyorsunuz ki susuz kalsınlar. İnsanlar yaz aylarında, Ağustos sıcağında sokaklarındaki klimaları tahrip ediyorsunuz ki klimaları çalışmasın. Bunun adı sivil savaş. Bu sivil savaşın karşısında tencere tava çalan insanlar var, ıslıklayan insanlar var. Yere düşen adama gidip battaniyeye sarıp ambulansa kadar kucaklarında taşıyan kadınlar var. Tabii ki bunun arkapılarında başka şeyler de var. Mesela daha ben bugün haberlerde duydum ki bir yerde de zırhlı iki tane polis aracı ya da asker aracı kullanılamaz hale getirilmiş roket atar atışıyla. Roket atarı atanlar herhalde aynı insanlar değiller. Ama çoğunlukla ölenlere bakıyorum, sivil insanlar. Daha iki gün önceydi Silvan'da 22 yaşında bir inşaat işçisi öldürüldü. Yeni evli bir inşaat işçisi. Onun düştüğünü görüp ona yardıma koşan 19 yaşında, 18 yaşında bir çocuk da öldürüldü aynı yerde. Yani bunlara bakıp da 90'lara mı dönüyoruz demek çok abes. Bugünü görmek lazım, bugün başka bir boyuttayız. Bugün sanki bölücü bir savaş yapıyoruz. Yani Kürt siyasi aklı, biz Türkiye bütünlüğü içerisinde özellikle istiyoruz, kimliğimizin tanınmasını ve demokratik haklarımızın teslim edilmesini istiyoruz diyorken, sanki başka bir akıl, yok yok siz bize lazım değilsiniz, siz başkasınız, biz sizin işgal gücünüzüz, öyle bir yapalım ki siz bize karşı bağımsızlık savaşı açın demeye getiriyor. Yani üniformalı bir bölücülük var belki de. Bir sürü şey, bu söylediğim laflar tabii hepsi bu sıralar insanın başına bela açan laflar. Tahir Elçi bir fikir söyledi. Terör örgütü tanımı şöyle olur, şu şudur, bu budur dedi. Adamcağızı şimdi propagandadan yargılıyorlar. Yani devletin bize ezberlettiği söylemlerin dışında alternatif bir şey söylemek, onu yorumlamak, burada konuşmak çok netameli bir hale geldi. Gazeteler, gazeteciler sorgusuz sualsiz alınıp götürülüyor. Ve çok da soyut bir şey. Ne dersen terör örgütü propagandası yapmak oluyor. İyi terör örgütünün tanımını yapalım diyorsan FETÖ diyorlar. O ne ya diyorsun ya? Şu adam imam değil miydi, hoca değil miydi? Takkesi başında kalkıp vaazlar veren adam değil miydi? Bundan nasıl bir terörist yarattınız? Anlatıyorlar, yaratmışlar FETÖ. Terör örgütü. Şimdi yani terör nedir, terörist nedir diye sorarsak onun propagandasını yapmış olma riski de var. Tam şimdi bu noktada şunu sormak istiyorum. İfade özgürlüğünden de bahsettik. Yani gazeteciliğin ne kadar zor olduğunun artık Türkiye'de bahsediyoruz. Şimdi burada sen de bir gazetecisin bir anlamıyla. Ağustos'ta gazetecilik yapıyorsun ve bir anlamıyla. Bir anlamıyla çünkü kimliklerin hangisini sayacağımı bilemiyorum. Hani edebiyatçı mı, edebiyatçı mı, yazar mı, gazeteci çok yani her şekliyle. Biliyorsun oğlum da gazeteci. Evet. Oğlum da gazeteci bana diyor ki baba haber böyle mi yazılır ya, hikaye anlatmışım gene. Tabii bir de unuttuğumuz şey müzik var. Yani kardeş türkülerle sahne performansın vesaire. Şimdi gazeteci olarak yani biz hem Ermeni kimliğimizle hem gazeteci. Çünkü Ermeni kimliğimizi neden vurguluyorum? Çünkü her seçim öncesinde bu seçimlerde de olduğu gibi Cizre'de yaşananları gördük. Yani sokak anonsları vesaire olduğu gibi bir hakaret içeren, nefret söylemi içeren üretimler yapılıyor. Ana akım partiler yapıyor özellikle bunu.
Ve şimdi muhalefete karşı kullanmaya çalışıyorlar. İşte Ermeni milletvekillerine nasıl sataşmalar oldu ya da işte daha sonra Doğu Perinçek davası sonrasında tehditler nasıl arttı vesaire gibi. Hem kimlik üzerinden hem gazeteci olarak sen nasıl hissediyorsun Türkiye'de bir gazeteci olarak, Ermeni bir gazeteci olarak tehdit altında hissediyor musun? Hayır, hissetmiyorum. Bu benim biraz da saflığımdan kaynaklanıyor olabilir ama hissetmiyorum. Ben şunu söyleyebilirim Alice, şu sıralar keyfim çok yerinde. Çalıştığım gazete memlekette güvenilirliği çok yüksek olan bir gazete ve bağımsızlığını koruyabilmiş bir gazete. Bağımsız olduğu için ne iktidar yandaşı ne de başka bir odağa entegre olmadığı için prestiji çok yüksek bir gazete. Ben o gazetede Ermenice sayfalarda yazıyorum. Ermenice sayfalarda yazan şöyle bir handikapı var. Yazdıklarının yankısını hemen göremiyorsun. Ama sonrasında özellikle de biraz önce de bahsettiğin o yurt dışı gezilerimde öyle gözlemlerim oluyor. Öyle yankılar alabiliyorum ki bu da beni motive ediyor. Yaptıklarımın, yazdıklarımın okunduğu, dikkatle okunduğu, çoğu kez eleştirilse bile daha fazlasında da onay gördüğü gibi gözlemlerle karşılaşabiliyorum bu yurt dışı gidiş gelişlerimde. Bu da beni motive ediyor. Ben huzurluyum, yani genç insanlarla çalışıyorum. Çalıştığım kurumun en yaşlısı şu anda benim. Sarkis abi rahmetli olduktan sonra Sarkis Seropyan. Agos'taki en yaşlı insan benim. Çevrem hep gençlerle dolu. O da bir motivasyon kaynağı. Öyle ki gazeteci olarak kendimi hiç de baskı altında falan da hissetmiyorum. Özgür yazıyorum. Tabii ki yazmak kendi başına bir sorumluluk getiren bir şey. Konuştuğumuzdaki, tabii televizyonda konuşurken başka bir boyuttur, evde konuşurken başka bir boyuttur, arkadaş ortamında konuşurken başka bir boyuttur, gazetede yazarken de başka bir boyuttur. Sorumluluklarımız orada bizi sınırlıyor ama bu benim üzerimde şikayet edeceğim bir baskı değil. İşin gereği bu. Yazı kalan bir şey çünkü. Dolayısıyla o sorumluluğu taşımalıyım. O sorumluluk üzerime çökmeli ve onunla yazmalıyım. Bu bir korku kaynaklı değil. O zaman şöyle bir şey diyebiliriz mi? Diyebilir miyiz acaba? Yani bu süreç içerisinde bir hem çalıştığın kurum gereği hem yani başka Ermeni gazetecilerle de konuştuğumda yani bir hedef alma var gazetecilere karşı ama bu hedef alma özellikle sadece bir gruba. Yani bir grup derken bu bir şirketten bahsetmiyorum. Belirli seviyede düşünen ve üreten, haber üreten bir gruba karşı. Ama şu anda bu tehditler çok da doğrudan, yani nefret söylemi üretse bile doğrudan Ermenilere karşı değil. Gibi. Ama her an olabilme potansiyeli o kadar yüksek ki. Hedef gösterme geleneği de var çünkü. Yani parmağıyla birisini gösteriyor. Bazen Cumhurbaşkanı gösteriyor, bazen belli bir medya gösteriyor, bazen onun baş danışmanı gösteriyor. Bazen ne bileyim işte Bülent Arınç'ın Özgür Gündem için söyledikleri bir hedef gösterme değil midir? Tabii ki. Yani dolayısıyla bu hedef gösterme yani bize yönelik olursa da biz onunla başa çıkamayız. Zaten bugünlerde yani gazeteciler, hükümete yakın gazeteciler televizyonlardan artık diğer gazetelerde kovulacak isim listesi veriyorlar. Yani, yani şunu evet, çıkaralım diye. O noktaya geldik, evet. Cem Küçük'ün geçtiğimiz gün yaptığı gibi. Peki aslında biz tam da beklediğim gibi yani seninle her konuyu konuşurken çok da zevkli ve bilgilendirici oluyor. Çok birikmiş ama zamanımız yetmeyecek diye korkuyorum. Onun için hemen şu Lübnan gezisine bir bakalım. Peki. Nasıl bakıyorlar diye biraz önce attık evet, orayı. Evet, o meseleye değinmedik ve çok önemli bir mesele o. Ben son yıllarda bunu çok gözlüyorum ve hep de Hrant Dink'i hatırlıyorum. Yakın geçmişe kadar yani birkaç yıl öncesine kadar dünyadaki Ermenilerin, Türkiye dışında yaşayan Ermenilerin Türkiye'nin siyasetiyle zerre kadar ilgileri yoktu. Türkiye'ye dair bir kalıplaşmış algıları vardı. Bir ön yargılarla kendi bildiklerini zannettikleri bir Türkiye imajı vardı. Ve bunun dışında da hiçbir şeyle ilgileri yoktu. Oysa Hrant'ın özellikle ölümünden sonra ve zaman içerisinde de gitgide artan bir şekilde
Türkiye'yi farkına varmak, Türkiye ile birlikte Türkiye'li Ermenileri farkına varmak. Çok yaygın bir hale geldi. Eskiden bize en yaygın sorulan soru, nasılsınız Türkiye'de, Türklerle yaşamak nasıl oluyor? Size sıkıntı veriyorlar mı? İşte şudur budur, bu minvaldeydi sorular. Şimdi sorular artık bu minvalde değil, bunlar çok naif kalıyor artık. Hı hı. Biraz aklı çalışan hiç kimse bu kadar basit bir soru sormuyor. Herkesin sorduğu, Camp Armen ne olacak, nasıl çözülecek, Nozatlık dayanabilecek mi, ne kadar dayanabilecek, işte Galopay'la ne yapabilecek, Selin'le ne yapabilecek, kimileri onlara mesela nasihatlerde bulunuyorlar, şöyle nasihatler, diyorlar ki ne o zaman Türkiye'nin meselelerine bulaşmasınlar, ne yapsınlar peki, Ermenilerle ilgili problem olduğunda orada Ermenilerin haklarını savunsunlar. Onlara anlatıyorum ki bak bunlar öyle kontenjan milletvekili değiller. Bunlar zaten siyaset olarak, ideoloji olarak Ermeni kimliklerinden bağımsız bir şekilde Türkiye'nin politikalarına katkı sunmak üzere meclise gitmiş insanlar. Biz bunlardan böyle bir şey bekleyemeyiz. Hı hı. Çünkü kendi ülkelerinde durum öyle. Mesela Lübnan parlamentosunda veya Suriye parlamentosunda veya Ürdün bilmiyorum her yerde kontenjanlar var. Şu gruba 3 kişilik kontenjan, bu gruba 5 kişilik kontenjan diye bir şey. Kimin olacağı oradaki merkezi hükümetleri hiç ilgilendirmiyor. Hı hı. O cemaat ediyorlar ki siz 3 tane Ermeni milletvekilinizi seçin gönderin, siz karar verin. Hı hı. Bizde tablo öyle değil. Hı hı. Bizde bu insanlar memleketin siyasetine yürek tüketen insanlar. Hı hı. Bunlardan, onlarla aynı pozisyonda olmalarını bekleyemeyiz. Nitekim biz şimdi Türkiye'de evet dedin sen 57'den beri ilk defa milletvekili seçiliyor, hı hı, ama İlk defa politik figürlerimiz yok ki bu memleketin siyasetinde. Gel Mahsis Kökçügil'i hatırlayalım. Tabii. Mahsis Kökçügil hayatı boyunca siyasetin içerisinde olmuş bir insan. Türkiye'nin sol cenahında bir sürü parti örgütlenmesinin en ön kadrosunda bulunmuş bir insan. Bir sürü hareketin birinci kişisi değilse ikinci kişisi pozisyonunda olmuş bir insan. Bunları yatsıyamayız mecliste olmadıkları için, milletvekili seçilmiş olmadıkları için. Hı hı. Ve Mahsis Kürkçügil gibi başka isimler de olabilir. Hı hı. Belki aslında bugün seçilen isimler biraz daha böyle yurt dışının, diasporanın özellikle biraz Ermenice deriz ya bırbıdel, geçmişe biraz daha araştırarak, ne varmış ne yokmuş diye bakıp bu sürece bizi nasıl getirdi yani, diye bakmak gerekiyor. 57'den beri neler olmuş Türkiye Ermeni toplumunda, ne yapmışlar ki şimdi böyle bir milletvekilliği var diye dahil oldu. Tabii benim gördüğüm ve bana çok söylenen bir şey 1900 öncesi işte 1870'ler, 80-90'lar, 95'ler dönemine çok benziyor değil mi yaşananlar diye. Ne yazık ki baktığımızda Ermenice kaynakları özellikle okuduğumuzda ne yazık ki öyle bir şey de görüyoruz. Yine seçilenler ve İttihat Terakki sürecine götürmeler, yine Türkiye'nin en büyük meselelerini o zaman da yine Ermeni milletvekilleri gündeme getiriyorlar. Adapazarı'ndan olsun, başka yerden olsun. Tabii sonucu çok daha vahim oluyor ama tarih tekerrürden ibaret değildir diye umuyorum ben. Evet değildir ama bir anlamda da öyle şeyler tekerrür ediyor ki bunu seninle paylaşmak istiyorum Aliş. 1 Kasım seçimlerinden kısa bir süre önce, birkaç gün önce Taksim'deki bir otelde yine HDP başkanlık çevresi Selahattin Demirtaş ve yanında birkaç arkadaşı azınlık mensuplarıyla bir toplantı yaptılar. Hı hı. O toplantıda dile getirilen şeylerden birisiydi, orada hazır bulunanlardan birisi söz aldı ve dedi ki arkadaşlar size tavsiye ederim Ermenilerin 100 yıl önceki tarihine dair dokümanlara dikkatli bakın. Bugün parti programı diye sunduğunuz, partinizin siyasi görüşü diye sunduğunuz şeylerin çoğunun 100 yıl önce Krikor Zohrab tarafından dile getirildiğini göreceksiniz. Ya da Seren Gülyan tarafından veya diğerleri tarafından. Yani özellikle kastettikleri bu bir arada yaşama iradesi, bir arada yaşamanın koşulları, memleketi ortaklaşa sahiplenebilme meselesi. Sonrasındaki dönüşüm tabii ki ulus devlete yönelik olunca tasfiyeler oldu. Ermeniler şöyle tasfiye edildi falan ama bugüne çok şey söylüyor. Demiyoruz tabii tarih tekerrür diyor. Çünkü bütün zamanların kendi iklimi, kendi koşulları, kendi şartları var.
Ama bir sürü şeyde eskisinden çok işaretler barındırıyor içinde. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Sürekli aslında böyle ara ara seni yine konuk edip seninle yine böyle geniş geniş sohbet etmek isterim. Memnuniyetle, ben hep hazırım. Programına da başarılar. Devamını diliyorum. Bu arada bir de duyuru yapalım. Yarın kitap fuarına gidecek olanlar için ve önümüzdeki hafta önemli etkinlikler var. Önümüzdeki hafta Kadir Akın'la Garo Paylan Paramazlar'ı konuşacak bir panelde. Pazar günü ayın 14'ünde. Saat 18'de. Biz de yarın Pakrat Estukyan, ben ve Kadir Akın yine bir panelde konuşmacıyız. 100. Yılında Ermeni soykırımı ve yine Paramazlar üzerine Evrensel Yayın Evi'nden birlikte kitabımız çıkacak. Çevirisini benim yaptığım bir derleme kitap. Aynı zamanda şiirlerini de Pakrat Ahbarik çevirmişti içindeki. Belirtelim, gelmek isteyenler yarın TÜYAP Kitap Fuarı'nda saat 18'de bizi bulabilirler. Size orada kitap hediye edebiliriz diyelim gelenlere. Teşekkür ederim tekrardan. Rica ederim. Ve her hafta olduğu gibi kapatacağız programımızı ama bir şarkıyla kapatacağız. Bizim programımızın en çok beklenilen geleneksel Ermenice şarkılar sunduğumuz son bölümü oluyor. Her hafta bana bu şarkının sözlerini, bir şarkının sözlerini soruyorlar. Bu hafta yeni bir klip paylaşacağız. Karapetyan kardeşler, iki abla, abla kız kardeş, Harsem Gun'un parçasını seslendirmişler ve bir de klip yapmışlar. Gümrü'de çekilmiş klip. Onu ekranlarınıza getirerek kapatalım. Haftaya görüşmek dileğiyle. Sıda sütün. Thank you.